Akıl Tarım hoş geldiniz. Ben İrfan Dona, Tersal olduğu gibi karşınızdayız. Son dönemde yine fiyatı en çok tartışılan ürünlerden bir tanesi tarım sektörü için pamuk. Beyaz altın diye tabir edilirdi ama bu aralar o tabir çok bir şey ifade etmiyor. Ürünün kendisi hala çok değerli ama fiyatı maalesef değersizleşiyor. Özellikle Türkiye'de enflasyon karşısında. Şimdi bugün o yüzden hasat sürecinde olduğu için biraz pamuğu konuşacağız. Pamuk piyasasındaki son gelişmeleri konuşacağız. Arz talep stok dengesi bize ne söylüyor? Fiyat önümüzdeki dönemlerde ne olur ya da fiyatın etkisi nasıl yansır önümüzdeki dönemin üretim sezonuna? Biraz o konularda fikir alışverişinde bulunacağız ki bu sektör tırnak içerisinde hep stratejik olarak tabir edilir. Çok farklı alanlarda kullanımı olan ham madde niteliğinde olduğu için dolayısıyla büyük de bir ekonomiye hitap ediyor. Biz de bu konuyu bugün uzmanlarıyla, yetkin isimleriyle ele alalım istedik. Hem İzmir'den hem Adana'dan bağlantımız olacak. İzmir'de Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık bizimle birlikte olacak. Adana'dan da Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Merhaba. Öncelikle hem sizlerden hem izleyicilerimizden özür diliyorum. Sesim biraz kötü hafta sonu. Biz de şifayı kaptık. Önümde sıcak suyumla beraber bugün. Ben az konuşacağım, sizleri konuşturacağım kısmetse. İsterseniz için üretici tarafıyla başlayalım. Mutlu Bey, sizinle başlayalım. Şimdi Çiko Birlik, işte Ant Birlik, Taris Söke, peyderpey fiyatları açıkladılar ama siz de bu fiyatlar daha açıklanmadan önce hemen sezonun hasat öncesinde bir maliyet hesabı çıkartmıştınız. Orada kalem kalem açıklamıştınız pamuğun maliyetini ve beklenen fiyatı. Üretici karıyla beraber beklenen fiyatı açıklamıştınız. Şimdi o fiyatlardan çok farklı bir fiyat açıklandı kurumlardan. Bu tabii ki biliyorum memnuniyet yaratmadı. O kesin. Zaten detayları verirsiniz ama önümüzdeki döneme dair çiftçi davranışını nasıl etkiler pamuk tarafında? İrfan Bey, sizin de söylediğiniz gibi evet, birlikler geçen senekinin altında fiyat açıkladılar. Çiko Birlik mesela geçen sene 42 randımanlı pamuğa 21 lira fiyat açıklamışken bu sene 18,5 lira fiyat açıkladı. Yine Tariş geçen sene 22 lira açıkladığı aynı pamuğa bu sene 20,58 lira gibi bir fiyat açıkladı. Tabii bizim yaptığımız maliyet hesaplarına göre ki biz Adana'daki üreticileri baz alarak Adana'daki maliyetler ki genelde de aslında bütün Türkiye'de aynıdır ama Adana'daki tarla fiyatlarını, tarla kirasında ekleyerek bir maliyet çıkarttık ve 18 liraya yakın bir maliyet çıkmıştı. Bunun üzerine belli bir marjda karı da ekleyince 25 lira gibi bir fiyatla çiftçinin mutlu olacağını söyledik. Ancak bu 500 kilo dekara pamuk alması şartıyla. Neden bu? 494 kilo biliyorsunuz TÜİK rakamlarına göre Türkiye ortalaması var. Ancak bu sene gelin görün ki hasatta 350-400 kilolara kadar aldık. Yani çiftçimiz aslında ilk darbeyi verimden yedi. Yani verim beklediği gibi çıkmadı. Maliyetler artmış, verim düşmüşken bir de Çiko Birlik, Tariş gibi kurumlar, kooperatiflerimiz bizim piyasanın geçen senekinin altında fiyat açıklayınca tabii ki piyasa tamamen çökmüş durumda şu anda. Şu anda Adana'da 17 lira, 16 lira ile 17 lira arasında kütlü pamuk satılıyor. Bu maliyetinin altında bir fiyat. Peki nasıl geldik buralara? Neden buralara geldik? Çünkü stokta geçen seneden devir var. Pandemi döneminde Türkiye'de biliyorsunuz tekstil sektörü altın yıllarını yaşamıştı. Uzak Doğu'nun birçok siparişleri Türkiye tekstiline dönmüştü. Ancak şu anda bunun tekrar Çin, Bangladeş ve Hindistan'a geri kaydığını görüyoruz. İplikçilerin elinde stok pamuk var, devir stokları var. Türkiye'de beklenen zaten 1.7 milyon tonluk bir lif pamuk tüketimi varken bu sene bakıyorsunuz bu rakam 1.2, 1.3 milyon tonlara doğru gerileyecek gibi görünüyor. Bu nedenden dolayı piyasada bir sıkışma var. Piyasadaki sıkışıklığı açmak için muhakkak suretle Ticaret Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın pamuk piyasasına müdahale etmesi lazım İrfan Bey. Neden? Çünkü pamuk hem lifiyle tekstil sektörünün, çiğdiyle %50 ham maddesi yurt dışından ithal edilen yem sektörünün, hem de yağıyla yine ham maddesi ham yağ olarak yurt dışından ithal ettiğimiz ve döviz ödediğimiz ham yağ açığımızı kapattığından dolayı pamuk ekmek zorundayız. Kağıt da dahil. Kağıt sektörde yine bunlar var. Kağıt var, linter var. Daha yani sayamadığım birçok sanayi sektörünün
ana ham maddesi pamuk. Pamuğu ekmek zorundayız. Şu anda yalnız baktığınız zaman tekstil sektörü, hazır giyim sektörünün geçen sene 21,5 milyar dolar gibi bir ihracatı vardı. Yalnız bu sene mesela 19,5 milyar dolar gibi bir hedef koydular. Çünkü birçok siparişin tekrar uzak doğuya kaydığını görüyoruz. Bu da tabii piyasaları etkiledi. Ama şu da bir gerçek İrfan Bey, şu anda pamuğu ihraç eder durumdayız. Yani dünya pamuğu, bakın Mersin Sif teslimi 2.10 dolarken Türkiye'den pamuk ihracatıyla 1.5 dolara FOB fiyatı bu. Mersin'de 1.5 dolara pamuk ihraç edebiliyoruz. Yani dünya fiyatının altına düşmüş durumda. %30 civarı, %29-30 civarında bir dünya fiyatlarının altında seyrediyor diye biliyorum. Şimdi Bertan Bey, altında. Mutlu Bey'in dediği noktadan devam edeceğiz. Hani burada bir müdahalenin şart olduğunu, fiyatlara müdahale edilmesinin şart olduğunu üretici lehine bahsetti. Siz de 2-3 haftadır sizinle görüşüyoruz. Hem mesajlaşıyoruz hem telefonlaşıyoruz. Ankara'daydınız geçen hafta. Hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görüşmeniz oldu. Ulusal Pamuk Konseyi olarak. Tahminimce rapor sundunuz, mevcut durumu anlattınız ve de gelişmelerin sektörü nasıl etkileyeceğini dile getirdiniz diye tahmin ediyorum. Lütfen yanlışsa siz düzeltin. Ne tür cevaplar aldınız? Var mıdır önümüzdeki döneme dair bir umut ışığı üretici lehine? İrfan Bey, bizim yaptığımız ziyaret tamamen pamuğun içinde bulunduğu durumu ve önümüzdeki yılın projeksiyonuyla ilgiliydi. Tabii ki de alınması gereken tedbirleri de konuştuk. Ancak karşılaştığımız tabloyu şu şekilde özetleyebilirim. Öncelikle hasadın başlamasını bekliyor bakanlık, ki başladı hasat. Bu ayın ortasına doğru pik yapmaya başlayacak. Burada kesim verimlerin kaç kilolarda olduğunu, ortalama verimin ne kadar oluşacağını görmek istiyorlar. Geçtiğimiz yıl maliyet hesabı yapılırken 500-520 kilolar hesap edilmişti. Ama bu sene maalesef verimde bir miktar düşüklük var. Türkiye ortalamasının 450 kilodan fazla olması mümkün gözükmüyor. Ama bunu bir görmek istiyorlar. Arkasından acaba tekstil ve hazır giyim tarafında bir miktar iyileşme olabilir mi? Acaba bir miktar talep artar mı diye yine bir beklentileri var. Yine bununla birlikte de işte acaba fiyatlar, pamuk fiyatları biraz dengeye gelir mi? Bunu aslında bekliyorlar. Bizim sunduğumuz projeksiyonda önümüzdeki 2024'ün ikinci çeyreğinin başına kadar bu piyasanın aynı şekilde gideceğini ifade ettik. Hiçbir umut ışığı olmadığını da söyledik ki bunu da dayandığımız nokta olarak tekstil ve hazır giyimcilerin özellikle fuarlardan aldıkları geri bildirimler ve azalma trendinde devam eden siparişler olarak bildirdik. Burada esas konu Türkiye'deki yüksek üretim maliyetleriyle birlikte enflasyondur. Bunu her sektör çok acı bir şekilde hissediyor. Ancak bizim Mutlu Bey'in de dediği gibi kapasitemizin 1 milyon 200 bin tona düşmesi bizim 10 yıl geriye gitmemiz demek. Biz 2023 yılını yaşıyoruz. Buraya koyduğumuz çok büyük hedefler vardı. Ancak şu anda tamamen tekstil sektörü ve pamuk üreticisi bir açmaz içerisinde. Burada biliyorsunuz pamukta herhangi bir müdahale fiyatı yok. Burası 30 senedir ithalatın, ihracatın serbest olduğu, sadece fark ödemesi desteğinin ve bir miktarda mazot gübre desteğinin uygulandığı bir ülke. Türkiye'deki bütün üreticiler buna uyum sağladılar bugüne kadar. Ancak geldiğimiz noktada hiç kimse bu kadar uzun süreli enflasyon beklemiyordu. Veya hiç kimse bu kadar büyük bir durgunluğun içine girileceğini öngöremedi. Zaten öngörmesi de mümkün değil. Buradan baktığımızda bizim elimizde sadece Tarım Kanunu'nun 19. maddesi var. Fark ödemesi desteği. Burada da mevcut uygulanan 1 lira 60 kuruş ve bununla birlikte yine uygulanan mazot ve gübre desteğine ilave ihtiyacımız olan meblağ 220 milyon dolardır. 220 milyon dolara daha ihtiyacı var
Türk pamukçusunun. Bunu da şöyle söyleyeyim, biz ithalat yapıyoruz. Geçen sene 2 milyar 200 milyon doların üzerinde pamuk ithal ettik. Acaba bunun %10'unu da Türk pamukçusu hak etmiyor mu? Yani beklenti çok açık. Üretici, evet, mutlaka fiyat beklentisi var. Ancak piyasa koşulları şu anda herkesi çok zorlamış vaziyette. Bu yüzden bu fark ödemesi desteğinin acilen yükseltilmesi gerekiyor. Şimdi o zaman Mutlu Bey, sizinle Bertan Bey'in bu noktası değindiği noktadan devam edelim. Şimdi üretici, anladığımız kadarıyla Bertan Bey'in ifadelerinden, şu anda bakanlıklar bekle ve gör politikası izliyor. Şuna bir bakalım, bakalım şu ne olacak, bu ne, yani tamam, evet, izlenmesi gerekiyor bunun, ama bir taraftan da üretici hasada başladı. Yani ürününü paraya döndürmesi gereken, acil döndürmesi gerekenler olabilir. Başka yatırım yapacak olanlar olabilir. Borcunu kapatmak isteyecekler olabilir. Dolayısıyla onların pek zamanı yok diye ben tahmin ediyorum. Burada sizin yine bir çiftçi temsilcisi olarak Bertan Bey'in eklediği bu fark ödemesi, destek priminin yükseltilmesine dair bir fikri var. Onun dışında ya da ona ek olarak söyleyeceğiniz şey var mı? Sizin yine bir Adana, belki bölge olarak söyleyebilirsiniz. Beklenti ne yönde? Çünkü orada da fark ödemesi uzun yıllar sabit kaldı diye hatırlıyorum. Enflasyon karşısında ciddi bir şekilde eridi. Çok doğru. Bertan Bey'in söylediklerine %100 katılıyorum. Çünkü 80 kuruşluk pamuk fark desteği biliyorsunuz 1.10'a, oradan da 1.60'a, 2 senedir de 1.60 olarak açıklanıyor. Şimdi 10 kuruşluk buğday desteği, evet, vakti geldi, zamanı geldi, stratejik bir ürün buğday. 10 kuruştan 10 kat yükseltildi, 1 lira oldu. İtirazımız oldu mu? Hayır. Çok da iyi oldu. Çünkü buğday piyasası çökmüştü. Depolarda buğday vardı. Buğday eken çiftçiyi buğday ekmeye razı etmek için 10 kuruşluk prim 1 liraya yükseltildi. Peki şu anda 1.6, yani 1.60 liralık pamuk desteğini biz 10 kat mı yükseltin diyoruz? Hayır. Bertan Başkanım'ın da söylediği gibi hepsi 220 milyon dolar. Yani zaten biz bu fark desteğini verdiğimiz zaman, bu ürünler tekstile dönüştüğü zaman veya pamuğun da bir kısmını ihraç ettiğimiz zaman zaten bunu fazlasıyla döviz olarak geri alacağız. Bunun %10'unu çiftçiye vermekte ben hiçbir kusur görmüyorum. Çok doğru bir karar olur. Evet, 10 kat demiyoruz ama benim şahsi fikrim 5 liradan aşağı olmamalı. Bir 160 kuruşluk desteği 500 kuruşa, yani 5 liraya çıkarttığımız zaman piyasada bir denge oluşacaktır. Çiftçi belki gelecek sene yine pamuk ekmeye razı olacaktır ve pamuk ekebilecektir. Bakın, pamuk sadece stratejik bir ürün değil. Bir tarım çiftçi olarak söylüyorum. İyi bir de münavebe, yani ekim nöbeti yapabilecek bir ürün. Toprağı dinlendiren, toprağı iyileştiren bir ürün. Bu nedenle toprağımız için de şart pamuk ekimi. Tabii her bölgede değil, belli bölgelerde. Bir yapılacak şey daha İrfan Bey, aslında bir zamanlar Tariş, Çiko Birlik, Ant Birlik, bu birlikler o kadar güçlüydü ki bu birlikler, kooperatifler bizimdi. Bu kooperatiflerin de aslında tüzüklerini, yapılarını değiştirip oradaki seçim kuralını da bazı yenilikler eklemek lazım. Ben oranın ortağıyım. Ama genel müdürü kim, yönetim kurulu başkanı kim, ben belirleyemiyorum ki. Çünkü orada bir seçim yasası var. İşte her pamuk döken o sene oy kullanma şansına sahip oluyor. Öyle değil. 1000 ton pamuk dökenle 10 ton pamuk döken bir oy hakkı olursa, işte orada işi bilmeyenler, yanlış yönetenler gelir ve sonunda da siyaset müdahale eder. Bu kooperatifler bizim elimizden çıkar. Şu andaki durum bu aslında. Buraya da müdahale etmemiz lazım. Ticaret Bakanlığımız buradaki seçim kuralını değiştirip orada işin ehli, parmağı taşında altında olan ve çiftçiyi gerçekten, sanayiciyi de gerçekten temsil edecek kişilerin seçilmesini sağlayacak bir düzen getirmemiz lazım. Bu kooperatifler bizim ama yönetimde bizler yokuz artık. Hiç bilmediğimiz, tanımadığımız, atamayla gelen kişiler yönettiğinden biraz da güçsüz hale geldi. Çuko Birlik eskiden Adana'da bir güçtü. Ama maalesef şu anda Çuko Birlik yok. Tariş öyle. Ant Birlik öyle. Bunlar da elimizden çıkınca pamuğa piyasasında fiyat, az önce Bertan Başkan'ın da söyledi, piyasaya müdahale edecek TMO gibi filan bir kurumu da yok pamuğun. Bu nedenle dolayı pamuk için yapılabilecek tek şey var şu anda. Desteği arttırmak, ama bunu da sezon sonunu, verimleri, piyasayı değil, bir an önce açıklayarak
piyasanın da biraz hareketlenmesini sağlamak. Yetersizse sonra tekrar yükseltiriz primi. Ama şu anda bir prim açıklanması, yani 160 kuruşluk primin yükseltilmesi piyasaya bir hareket getirecektir. Daha sonra yetersizse tekrar revize edilebilir. Bu şart, şu anda yapılabilecek en acil önlem bu. Bir de diyoruz ki, az önce Bertan Başkan da söyledi, tüketim düştü. Tekstilci evet stoklu girdi, tüketim azaldı. Elimizde fazla pamuk varsa bunun da hesap edilip ihraç edebileceksek eğer bunun da önünü açalım. İhraç edelim, onu da paraya döndürelim ki Türkiye'deki talebi de biraz açmış olalım İrfan Bey. Önemli noktalar. Şimdi tabii demek ki burada biz tarımda yeni bir strateji, yeni bir politika konuşurken demek ki kurumların da tekrar yeniden ele alınması gerekir. Bu zorunluluk ortaya çıkıyor. Bu keza Karadeniz'de Fisko Birlik için geçerli. Birçok kurumun şu anda adı var. Kendi maalesef yok ya da eski misyonunda etkisinde değil. O da önemli bir nokta. Bertan Bey, şimdi mesele o kadar biz kısır döngü içerisindeyiz ki bugün pamukta konuştuğumuzu dün Mısır'da konuşuyorduk, ayçiçeğinde konuşuyorduk. Farklı şeyler değil. Ama aslında baktığımız zaman dünyada tüketici talebi de değişiyor. Yani sürdürülebilirlik, işte aldığı ürünün izlenebilirliği gibi birçok faktör var ki pamuk burada çok çok öne çıkan ürünlerden biri. Ve bu noktada da o iyi tarım uygulamaları ve benzeri ekosistemde hani Brezilya, Yunanistan gibi ülkeler ön plana çıkıyor ki Türkiye buradan da ciddi manada bir ithalat gerçekleştiriyor. Bu noktada ne yapmamız lazım? O da orta ve uzun vadede belki stratejimizin bir parçası olması gerekmiyor mu? Kesinlikle olması gerekiyor. Bu yönde de adımlar atılmaya başladı geçen seneden itibaren. Pamuk biliyorsunuz iyi tarım uygulamaları kapsamına alındı. Ben buradan bütün üreticilerimizin de, pamuk üreten bütün üreticilerimizin iyi tarım uygulamalarına bir an önce geçmesini tavsiye ediyorum. Ki bakanlığımız yakında herhalde bir açıklama da yapacaktır bu konuda. Özellikle BCI dediğimiz dünyada şu anda en çok talep gören sürdürülebilirlik markalarından olan sertifikasyon, yani bunun herhalde bir eşdeğerlilik kazanması söz konusu olacak. Bizim iyi tarım uygulamalarıyla. Bu da bizim önümüzü açacak. Şöyle söyleyeyim, bizim Brezilya ve Yunanistan'dan veya farklı ülkelerden bu ad altında ithal ettiğimiz ürünler yaklaşık 500 bin ton civarında. Aslında bizim mevcut üretim kapasitemizi, 750-800 bin tonluk üretim kapasitemizi tamamen bu şekilde sürdürülebilir şekilde üretebilirsek bu ithalatın da önüne geçmiş olacağız. Bu arada ben yine kısa bir çözüm önerisi olarak şuna değinmek istiyorum. Biliyorsunuz dünyanın en ucuz pamuğu Türkiye'de olunca ister istemez ihracatı da şu anda artmış vaziyette. Biz klasik 30 bin tonlardan şu anda 130-140 bin tonlara çıktık. Bunu daha da yükseltme şansımız var ki bunu da yapmak zorundayız. Yani ihracatı şu an için arttırmak zorundayız. Çünkü iç piyasadan, iplikçilerden bize çok fazla fayda olmayacak gibi görüyoruz. Ama Ticaret Bakanlığımızın bir an önce pamuk ihracatının kayda tabi ürünler listesinden çıkartılmasını istiyoruz. Bu biliyorsunuz 2 sene önce kondu. İşte bu sürdürülebilir pamuklar özellikle organik pamuklar ihraç edilmesin diye, Türkiye'de kalsın, katma değer yükselsin diye uygulanmak üzere alınmış bir karardı. Ama bugün için artık böyle bir karara gerek yok. Nasıl Türkiye iplikçi dünyanın her yerinden istediği kalitede pamuk getirebiliyorsa, Türk üreticisi de bu ürünleri aynı şekilde ihraç edebilmeli. Yani herhangi bir sınırlama getirilmemeli İrfan Bey. Bu öneriyi de ek olarak böylece sizin vesilenizle paylaşmış olalım. Çok teşekkür ederim bilgiler için, paylaştığınız bilgiler için. Demek ki buradan benim çıkardığım sonuç özetle bekle ve gör politikasından ziyade proaktif bir politikaya ihtiyaç var. An itibariyle pamukta, ithalatta gösterdiğimiz o hızlı refleksi bazı durumlarda hemen gümrük vergilerini indiriyoruz, ithalat kapılarını açıyoruz ya. Demek ki ihracatta ve iç piyasadaki o fiyat dengelemesini de göstermemiz gerekiyor ki üretici bu üretimini sürdürsün, önümüzdeki dönemde hatta artırsın mümkünse. İşin de katma değerli bir markalı tarafını o zaman konuşalım.
Bugünlük Akıllı Tarım'dan bu kadar. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık ve Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ile birlikte pamuğu konuştuk. Yarın saat 12.30'da Tarım Analiz'de farklı konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.